söyler bilmiyorum. Kemal Bey, siz de ne düşünüyorsunuz bu açıklaması konusunda? Bir de muhacir olarak görmesi konusunda herhalde sizin de... Yeni bir sözcük eklendi. Yeni bir sözcük eklendi. Evet, ya sığınmacı, göçmen, mülteci, geçici koruma derken... Derken bir de muhacir. Muhacir çıktı. Yani şimdi bunların çok hükmü yok. Aslında AKP Genel Başkanı'nın açıklamalarının da, yani siz de söylediniz, işte bir tutarsızlık oluyor, sürekli değişiyor. Ben yine değişebileceğini düşünüyorum. Bir de burada tabii biraz da espriyle karışık şunu söylemem lazım. Ben görevde olduğum sürece dedi, belki de 2023'te kendisinin görev süresinin biteceğine dair bir kabulleniş de var bu konuşmasında. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Demin anketlerde de siz de burada şey yaptınız. Aynen. Hüseyin Bey de açıkladı o anketleri. Şimdi mesele geri gitsinler gitmesinler türü bir soruyla, ya da sığınmacılar geri gönderilsin mi türünden bir soruyla ele alındığında tabii başka bir şey, sorunun kendisini tartışmıyoruz aslında. Çünkü sorun göçmenler değil, göçmenlik diye bir sorun var. Göçmenler diye bir sorun tarif etmeye başlarsak çok tehlikeli bir sürece gireriz. Ortada bir mesele var, bütün dünyanın meselesi bir göç olgusu var. Yani yalnızca Türkiye'de değil. Mesela yanı başımızdaki Yunanistan işte Suriyelileri almama konusunda bir çaba gösteriyor ama onların mesela Arnavutluk sorunu. Arnavutluk'tan gelen ciddi bir göçmen şeyi vardı. Nüfusun %7.4'ü Yunanistan'da. Hatta Türkiye'deki oranın daha üstüne çıkan bir oran var. Bütün dünyanın gerçekliği bu. İşte şey belli, dünyadaki iş gücünün %5'i civarı göçmen işçilerden oluşuyor. Demek ki bir göç olgusu var dünyada ve Türkiye'de. Yalnızca bugün değil, geçmişten bu yana hep bu şeyi aldı, kendi payını aldı. Şimdi o yüzden baktığımız zaman biz bir kere bu sorun nereden kaynaklanıyor sorusunu sormamız gerekiyor. Çünkü göçmenler geri gönderilsin mi, gönderilmesin mi sorunu, sorunun kendisini tartışan bir sorun değil. Şimdi özellikle bizim Suriye meselesinde, yani en fazla Suriyeli göçmenleri konuşuyoruz. Suriye meselesinin birden fazla boyutu var. Bir kere Türkiye'de yaşayan herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki insanların göçe zorlanmasında göçmen haline gelmesi ya da sığınmacı haline gelmesi. Ne diyorsunuz? Ben o hukuki şeyleri terimleri tartışmıyorum. Sorumluluğu var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Suriye'deki iç savaşa müdahil oldu. Ya da Suriye'de bir iç huzursuzluğun iç savaşa dönüşmesinde bütün işte emperyalist ülkeler falan, onların sorumluluğunu pas geçmiyorum. Ama Türkiye'de son derece yanlış bir politikayla bu sorunu yaratıcılarında. Şimdi dolayısıyla bir kere Türkiye'de herkesin şunu bilmesi lazım. İşte ben sığınmacıları komşu olmak istemiyorum. Bu değil ki. Sorulacak soru bu değil. Sorulacak soru şu. İnsanları göçe ne zorladı? Ve göçmenlik kurumunun arka planında ne var? Arka planında ne var? Arka planında ucuz iş gücü ihtiyacı var. Yani Türkiye'de mesela ben hayatım boyunca AKP'li bir yöneticinin herhangi bir sözünü savunamam. Hele de Soylu'nun hiç savunamam, ama Soylu patronlar arada çatıyor ya. Evet. Ağzınızı açsanız da ucuz iş gücü çalıştırıyorsunuz falan. Orada haklı. Dünyanın her yerinde göçmen işçi ucuz işçi deposudur. Ve dolayısıyla ama bu iktidarın işine gelen bir şey midir? Yani o iş insanlarına bu sermaye sınıfının ucuz sermaye sınıfının işine geliyor. Bulması. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada sermaye sınıfının işine geliyor. Yani Almanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle. Bakmayın siz, orada da bir göçmen sorunu yaratıyorlar. Ama göçmen işçi olgusu her yerde devam ediyor. İngiltere'ye gidin, her tarafta Pakistanlı, Hindistanlı, Afrika'dan gelen işçiler var. Ve bu işçiler olmasa iş gücünü bu kadar baskılayamayacaklar. Yani bakın, işçi sınıfını bölüyorsunuz. Göçmen, yerli işçi diye bölüyorsunuz. Karşı karşıya getiriyorsunuz. İşçi sınıfının bir bölümü sendikasız, kayıtsız, bir de yabancı olduğu için, hiçbir hakkı olmadığı için hakkını da arayamıyor. Hı hı. Alevler içerisinde kalıyorlar, yanıyorlar. Kimse peşine düşmüyor. Haber değeri dahi taşımıyor biliyorsunuz. Tekstil atölyelerinde yaşandı Türkiye'de. Şimdi dolayısıyla göçmenlerin AKP iktidarının işte ideolojik, kültürel, siyasi hesapları olabilir.
Suriye'den insanların buraya gelmesinde, yerleşmesinde. Ama şunu unutmayalım ki çok ciddi bir şekilde göçmen iş gücüne ihtiyacı olan, özellikle Türkiye'de işte Anadolu'daki sermaye, şimdi Antep'te, Hatay'da patronlar bayağı memnunlar. Ve onlar direnecektir, lobi yapacaklardır. Gitmesinler diye. Gitmesinler diye. Ama bir yandan da yabancı düşmanlığını körükleyecekler. Niye? Baskılanmış bir göçmen işçiye ihtiyaç var. Dışlanmış, her an beni ülkeme yollarlar diye boynunu eğecek. Çünkü göçmen işçi statüsü, zaten göçmen işçi statüsünde de değiller. Çok büyük bölümü kaçak. Yani hakkını aradığında, diyelim ki işte greve çıktı, Türkiye'den yollanacak. Yani dolayısıyla göçmen işçi bir patron için, bir iş insanı köle için bulunmaz nimet. Aslında bir köleyi tarif ediyorsunuz. Tabii ki. Dünyanın her yerinde böyle. Şimdi o yüzden de bu sorunu tartışırken biz göçmenleri istemiyoruz. Bir başka şey söyleyeceğim. Türkiye istila halinde deniyor. Şimdi son dönemin popüler şeyi. Türkiye'yi istila eden acaba yoksul göçmenler mi? Yoksa uluslararası tekeller mi? Ben mesela bir Türkiye'de yaşayan bir yurttaş olarak birini tehdit görmem, göçmenleri, ama yabancı sermaye tehdit görüyorum. Niye? Mülkiyeti ele geçiriyorlar. Ve onlar sömürüyorlar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını vatandaşlık alıyorlar istedikleri gibi. Türkiye'nin bütün kritik sektörleri, gıda, otomotiv, metal, enerji, hepsi yabancı şirketlerin elinde. Bu niye tartışılmıyor? Asıl istila bu değil mi? O yüzden bakın, şey çok kolay. Kamuoyu yönlendirmek çok kolay. Mesela geçen yıl yangınlar çıktı. Her taraftan şu bilgi gitti. Göçmenler yakıyor diye. Ve yalandı bu. Dezenformasyon had safhada. Ama çok kolay alıcı buluyor bu. İşte Afganlı birisi yakalandı, linç girişimi oldu, jandarmalar kurtardı, bu tür haberler falan. Doğru değildi bunlar. Bizim de arkadaşlarımız sahadaydı. Ormanların kimler tarafından yakıldığı belli. Peki Türkiye toplumunda bir infial yaratıyor mu rantçı çeteler? Hayır. Demek ki param varsa, yabancı da olsan makbulsun. Dolayısıyla benim şeyim şu. Biz Türkiye Komünist Partisi olarak oy avcılığı yapıp popülist bir söylem içerisine giremeyiz. Evet, göçmenliğin kendisi bir sorun. Ama insanlara şunu hatırlatıyoruz ki bu insanlar keyiflerinden gelmediler. Bir, ikincisi sorun çok derin. Ekonomik boyutları var. Bütün dünyada bu sorunların merkezine inmeden göçmenler gitsin. Göçmenler kolay gidemez. Yani öyle kolay bir meseleden söz etmiyoruz. 5 milyon, 6 milyon kişiden söz ediyoruz. Evet. O yüzden de herkesin bir sakin olması lazım. Ve herkesin gerçek hakkını araması lazım. Mesela deniyor ki göçmenler işte bizim erişemediğimiz sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Ve o zaman halkımız ayağa kalkacak ve ücretsiz sağlık hizmeti benim hakkımdır diyecek. Kendi hakkı için bir başka yoksulu işaret etmeyecek. Yani mesele o değil ki. Mesele şu: sağlık sistemi, eğitim sistemi Türkiye'de çökertildi. Ticarete döküldü. Paralı hale getirildi. Bununla uğraşılsın. Yoksa 3 tane göçmen sırada öne geçtiler falan. Bu değil Türkiye'nin meselesi. Ya da Türkiye'nin tohumu, Türkiye'nin gübresi, Türkiye'nin zirai ilaçları, Türkiye'nin toprakları, madenleri, hepsi yabancı sermayenin elinde. Bununla uğraşılsın, gerçek istila bu. Şimdi sizin TKP'nin ne önerisi var? Acaba sol cephe diyelim, Türkiye'de sol cephe bu sığınmacılar konusuna nasıl bakıyor? Onu ayrıca sizden almak istiyorum çünkü bunun bir çözüme kavuşması için acaba nasıl bir öneri getirebilir TKP ya da o sol cephe? Çünkü sol cephenin, ben de dahil olmak üzere, böyle bir hafif bir romantik bakışımız vardır. Acaba şimdiki realiteye, şimdiki gerçek duruma uygun mudur bu bakışımız? Onu da ben sorguluyorum. Belki de siz bizi biraz daha aydınlatabilirsiniz o konuda. Şimdi bakın, bizimkisi romantizmle falan ilgili değil. Yani efendim göçmenler iyidir, onlar kardeşlerimizdir falan. O kadar değil de, yani ben mesela Avrupa ile olan durumla karşılaştırıp hani biraz da oradaki Türklerin, yabancıların yaşadıklarının benzerlerini acaba Türkiye'de burada yaşanır mı bakışı oluyor bende. Ha, şimdi tabii ki bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani
Ya şöyle diyelim, meseleye böyle insan sevgisi falan, tabii ki insanları yani böyle bakılamaz bu tür meselelere. Göçmenler iyidir, kötüdür, bu da tartışmamız gereken meseledir. Evet. Mesele şu, bir, bu sorun herhangi bir şekilde göçmenleri karşıya alarak, mesela göndereceğiz göçmenleri. İktidar ne diyor? Gönüllü olarak göndereceğiz. Şimdi gerçi Erdoğan göndermeyeceğiz demeye başladı ama bakın, gönüllü göndereceğiz nedir biliyor musunuz? Burada mobbing uygulayacağız bütün göçmenlere. Kaçmak zorunda kalacaklar demektir. Yani burada hepimiz okuduğumuz... İYİ Parti Genel Başkanı'nın bugün yaptığı açıklama da öyle. Burada kalmalarını zorlaştırıcı... Şimdi bakın, bu getirir. O kadar... Yanlış bir strateji ki. Buna mesela direniriz biz. Anladım. Türkiye'de yaşayan insan, efendim göçmenlerin Türkiye'de olması bir... Zaten insanlar durup dururken yurtlarını terk etmezler. Ortada bir sorun olduğu açık. Dönmeleri için koşullar oluşturulması. Nedir bu koşullar? Bir kere Suriye'de Türkiye'nin uluslararası hukuku işe sayarak girdiği bir alan var. Evet. Orada duruyor. Biz Suriye'ye yollayacağız dediği alanda şu anda Suriye devletinin otoritesi yok. Evet, yani bu sona ermeden neyi tartışıyoruz biz? Herkes şunu bilsin. Türkiye Suriye'de uluslararası hukuku çiğneyerek orada bulunuyor. Efendim güvenliktir, şudur budur, geçiniz. Anladım. Peki şimdi ben şunu girelim. Soracağım ya. Bir şey sorabilir miyim? Yani burada çalışma özgürlüğü elinden alınan Türk işçisinin hakkını mı savunacağız? Yoksa göçmenler geldi, burada sömürülüyor sözünü mü tartışacağız? Hangisi sizce? Şöyle. Bir de şunu sormak istiyorum size parti olarak. Bu göçmenler genelde hep aynı yöne gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Bize geliyorlar, oradan Avrupa'ya gidiyorlar. Arkadaş, aşağı yürüyün. Dünyanın en zengin ülkesi var. Kuveyt var, Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'da çalışanların zaten %90'ı dışarıdan geliyor. Filistinliler, Filipinliler, Hindistanlılar, Pakistanlılar. Işte. Neden aşağı inmiyorlar da geliyorlar? Avrupa'ya gitmek için. Avrupa'ya gitmek için. Tabii ki. İşte onun. Peki bakın, ne oldu ama burada? Şimdi Türkiye'deki durum, mesela geçici koruma deniyor. 2011'den beri Suriye'den bir akış var değil mi? Türkiye'ye. Evet, evet. Nisan ayından özellikle. Şimdi Mart'tan. 2011'den beri olan bu akışta... o zaman bu geçici koruma statüsü yoktu. Geçici koruma statüsü 2014'te gündeme geldi. Avrupa Birliği'yle tam o sırada zaten geri kabul anlaşması şey yapıldı. Şimdi bu insanlar mültecilik hakkı için, canlarını kurtarmak için geldiler. Avrupa'ya gitmek için. Orada kesildi. Yani Avrupa'ya gitmek isteyen ve mülteci olmak isteyen, yani hukuken mülteci statüsü almak için Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'ye gelenleri Avrupa ile anlaşıp kestiniz ve ben mülteci statüsü vermedim bunlara. Bir kere burada bir tuhaflık var. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma büyük bir fiyaskodur, rezalettir. O konuyu da gireceğiz. Uluslararası hukuklar tamamen karşıdır. Tabii tabii. Kemal Bey, o kesin. Orada o konuya da gireceğiz. Eğer müsaade ederseniz Gürol Bey'e de söz verelim. Daha sonra, çünkü Avrupa boyutu gerçekten de tartışılması gereken, o geri kabul anlaşması özellikle. Acaba ne yapılabilir? O anlaşma tamamen bir fiyasko anlaşması.